Merhaba arkadaşlar. Biraz da fon diyerekten hani başladığımız bir fon biriktirme projemiz vardı. O projede Jet Fon, Atapertwin Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fonu'nda biriktirmeye başlamıştık. Yani 3 ayda 2,5-3 aylık bir süreçte 1000'er TL'lik alım yapmıştık. Yani yedek akçemizde köşede duracağına buraya atalım dediğimiz bir fondu arkadaşlar. Bugüne kadar 5000 TL'lik birikim yapmıştık. Dedik ki bizim biriktirmek istediğimiz daha çok fon var. Bakın şu bölgede. Bu fonlardan ufak ufak biriktireceğiz. Kademeli 1000'er TL, 500'er TL, 300'er TL ne olursa cebimizde para atacağız dedik. Dedik ki 5000 TL'lik Ataportföy'ün Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fonu artık yeter dedik. Değişken fonu. Yabancı hisse senetlerinde de yatırım yapıyor. %10'luk stopaj var, unutmayın. 5000 TL yeter dedik. Bundan sonra yeni bir fon biriktirelim dedik. Şuradaki daha önce kaydettiğimiz fonlar arasında bir tanesini seçelim dedik. Ve YAS, Koç Grubu Yapı Kredi Portföy'e ait YAS fonunu seçtik. Neden? Koç Grubu bugünlerde çok düştü arkadaşlar. Bakar mısınız şu düşüşe? Aslında bu fırsattır. Fonda da tıpkı hissedeki gibi, borsada hissedeki gibi fonda da düşüşleri değerlendirmek lazım. Şu düşüş, bakın tarihi zirvesinden ne kadar düşmüş. Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu. Hisse senedi yoğun fon. Bakın 17 milyar TL'lik büyük bir fon. 170 bin kişi yatırım yapıyormuş. Gayet güzel. Pazar payı %9'muş arkadaşlar. Şimdi gelelim Excel'imize. Biz ne dedik? Biraz da fon dedik. Bizim kanıtlı, fotoğraflı, ekran kayıtlı bütün videolarımızı sizlerle paylaşıyoruz. 4. ayın 25'i 2024 tarihinde Jet Fon, Ataportföy, Havacılık ve Savunma Teknolojisi Fonu'nu almışız. Toplamda bugüne kadar 4845 adet biriktirmişiz. Bakın şurada. Şu bizim ekran görüntümüz. Bakın şurada. Alış maliyetimiz 1 lira 03 kuruş. Doğru. Alış giderimiz 4995 TL'ymiş. 5000 TL'ye yakınmış. Güncel fiyat 1 lira 0,59 kuruşmuş. Geçen hafta bakın şu an 1 lira 0,77'ye gelmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Fon bu işte. Kuruş kuruş kar yazacak burada. 1,077. Ne etkileyecek? Bakın şu 135'e. 135 oldu mu size? 122 TL kar. Şimdi diyeceksiniz ki bu düşecek çıkacak düşecek çıkacak. Evet ama bundan bir sene sonra baktığınızda burada 222 TL değil de 2222 TL yazacak. Örnek veriyorum. Yani yazması lazım. Olması lazım. Beklentimiz oyunda. Şu anda %4 kardayız. Jet fonda. Ve yeni fonumuzu da ekleyelim şuraya. Yaz Koç Grubu iştiraki diyelim. Ben onu sonra düzenlerim. Ne zaman başlamış? Bugün tarihini yazalım. 02 nokta 08 nokta 2024 diyelim. Toplam alınan lot miktarımız mevcut adet alınan adet 74 adet almışız arkadaşlar. Alış maliyetimiz 13 lira 41 kuruş. 13,41. Alış giderimiz hemen bazı arkadaşlar soruyor ya bu Excel'i işte bizle paylaşır mısın falan diye. Arkadaşlar paylaşmaya ne gerek var? Aha şunu yapıyorsunuz. Eşittir diyorsunuz şuraya. İki tane değeri çarpıyorsunuz. D3, D3 çarpı C3. Enter yaptığınız zaman 13,41 ile 74'ü çarpıyor. Bakın şurada 992 TL'lik alış maliyetimiz görünüyor. Güncel fiyatı da şuraya yazıyorum. 13 lira 36 kuruş diyelim. 13,36. Yani zarar etmişiz. Hemen buraya da bir eşittir. Şu çarpı yine adet. Enter. 988'e düşmüş. Bakın 992 TL yatırmışız. 4 lira 15 kuruş zarardaymışız. Kazancı da bakın şuradan hemen şuradan çektik mi? Alın size. Çıktı. G3 eksi E3 yani şuradan şununla şunu çıkartıyor. 3 lira 70 kuruş zararda görüyoruz. O küsuratları da koyarsak zaten 4,15'e gelir. Şurayı ben sonra düzenlerim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hatta şunu da hazır elimiz değmişken şöyle yapalım. Gerçi bu Excel'de donuyor. Biraz da fon diyerek yaklaşık 2,5-3 aydır Jet Fon, Ataportföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fonu biriktirdik. Dedik ki 5000 TL'lik yatırımımız yeter. Artık bundan sonra YAS fona dönelim.
Yapı Kredi Portföy, Koç Holding iştirak ve hisse senedi yoğun fonla dönmüş bulunmaktayız. Umuyoruz önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftada da şu alt tarafta yine 5'er bin TL'lik olabilir. Yarın öbür gün jet fona da ekleme yapabiliriz tekrar. Şurada 6-7 tane fon biriktirelim. Her biri 5'er bin TL olsun. Sonra 10'ar bin TL'ye çıkartalım mesela. Ve yıllar sonra bu sayfayı, bu Excel'i tekrar açalım, tekrar bakalım. Her fon eklediğimizde bakalım arkadaşlar. Nasıl sigara parasıyla Alves'le Europarol biriktirdik. Şimdi de burada da fon birikimimize devam ediyoruz. Bir taraftan da BES birikimimiz devam ediyor. Nemenen bir şey BES projemize de buradan yine videolarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.